Dava dilekçesinde eşinin seni aldattığını, bu yüzden boşanmak istediğini söylemiş. Eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair belgen var mı? Var, var, var. Kendisinin evi terk ederken bıraktığı mektup dava dosyama eklenmişti hakim bey. Orada her şeyi anlatıyor. Bir süre buradan ayrılıyorum. Sizden değil, babanızdan ayrılıyorum. Bunların hiçbiri sadakat yükümlülüğünün ihlaliyle ilgili ibareler değil. Kendisi beni ve kızlarımı başka bir adam için terk etti. Kızlarımın ifadelerinde de mevcut. Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksin? Ben kocamı aldatmadım. Onu seviyorum hakim bey. İtiraz ediyorum sayın yargıç. Büyük bir yalan oluşuyor şu an. Otur yerine. Yoksa atarım seni. Aldatma iddialarını reddediyorsun. Peki, kocanı ve çocukları terk ettiğini kabul ediyor musun? Evet. Maalesef bir süre öfkeme kapılıp evden ayrıldım. Biraz zamana ihtiyacım vardı. Ancak bu zaman zarfında kocama ne kadar aşık olduğumu tekrar hatırladım. Sayın yargıç, itiraz ediyorum. Yani yalan konuşuyor. Aşık maşık değil ya, ben biliyorum. Otur yerine, atarım. Tamam. Allah Allah. Kocamdan ve kızlarımdan ayrı kalamayacağımı anladım hakim bey. Ben yuvam yıkılsın istemiyorum. Yok artık ya. İtiraz ediyorum sayın yargıç, şuraya geliyorum. Karışma sen, sen konuşma bir dakika. Bu ne ya? Sakin bey, o yuva çoktan yıkıldı. Şırtan şule. Çek dışarı. Tamam, bir daha konuşmayacağım. Söz geçiyorum. Çık diyorum sana. At şunu. Hayır. Gizmi ne yapıyorsun? Kaçırdık arkadaşız. Bir dakika. Ya hakim bey, gerçekten şey yapmayın yani. Melek yüzü şeytan o. Lisansı dövüşçü. Dur. Oğlum Gizmi dur. Koltuğu alayım lan. Seninle sonra görüşeceğiz Gizmi. Hakim bey, gerçekten şule falan yok. Tek gelecek Sevkul. Ne yapıyorsun lan? Ayıp lan. Arkadaşım ben seni. Çık. Tamam sen çık. Gel bir dakika. Çık tamam. Çık. Gizmi gel lan buraya. Gel buraya. Aldatma iddialarını doğrulayacak bir tanığın var mı? Var hakim bey. Kızlarım var. Onlar da biliyorlar. Kızlarınız sadakatin ihlaliyle ilgili bir olaya tanık oldular mı? Yok efendim. Ne münasebet. Anladım. İddiayı kanıtlayacak bir şahidin yok. Peki kanıtın var mı? Yok. Ama en kısa zamanda mahkemeye getirip bu kadından boşanacağım. 4 yıl içinde iddianı kanıtlayamazsan ya da eşini boşanmaya ikna edemezsen bil ki boşanamazsın. 4 yıl mı? Değil 4 yıl. 14 yıl bile geçse senden boşanmayacağım. Ben eşimi seviyorum hakim bey. Bizim bu kadına ihtiyacımız yok hakim bey. Ben zaten aylardır kızlarıma hem analık hem babalık yapıyorum. Vah vah vah, gözlerim doldu. Neden hakim beye sevgiline kızlarımıza cici annelik yaptırdığını da söylemiyorsun? Şule, benim canımı sıkma. Sıkarsam ne yaparsın? Duruşmada olduğunuzu unutmayın. Gereği düşünüldü. Tanıkların dinlenmesi, iddia makamının delillerini sunması için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Boşandık mı? He, boşandık Sefer. Hemen boşandık. Oğlum çok iyi ya. Hiçbir engel kalmadı. Vallahi benim sayemde. Hadi hayırlı olsun lan. Oğlum yok öyle bir şey. Boşanamadık. Nasıl oğlum? Hala evli misin hala? Hakim erteledi duruşmayı. Deliller için. Ne lan? Aha. Ama merak etme. Ha bugün ha yarın. Bu esaret bitecek pampacığım. Merak etme kocacığım. Sayılı gün çabuk geçer. Ama diğer mahkemeden de buradan benimle evli çıkacaksın. Sen neyine güveniyorsun ya? Böyle delilleri yok ettiğini falan mı zannediyorsun sen? Zannetmiyorum, eminim. Hiçbir şey bulamayacaksın. Ha. Sen böyle şeytanım meytanım diye geçiniyorsun da alakan yok. Çetin'in o belgeleri yedekleyebileceğini hiç düşünmedin mi?
Düşünmedin değil mi? Ne yapacağım edeceğim? O belgeleri Çetin'den alacağım ve senden boşanacağım. Güzel rüyaymış. Beğendim. Ya lafınızı balla keseyim de Şuşu Hanım. Sizin o şeytan avukatınız niye gelmedi acaba? Ben gelmesine gerek görmedim. Kuzey'in iddialarının iftiradan öteye geçemeyeceğini biliyordum çünkü. Ya he he. Ben gerek görmedim diyor. Korktuk. Gelmedi demiyor da ben görek... Bak. Benim pamponun parasını aldın. Benim pamponun parasını şimdi ver bak 1 milyonu şurada. Beni delirtme bak burada. Bana bak. Hı. Şu toynağını üzerimden çek. Bak. Yoksa biliyorsun tek bir hareketle... Bak benim belanı benden bulma bak. Beni alır mısın ya? Beni muhatap etme Kuzey. Beni bir şekilde götür şuradan ya. Benim ne muhatabım var bununla? Doğru diyorsun. Hadi. Beni götür ya. Hadi. Tamam. Götür abi beni bir şekilde. Tamam oğlum. Ama ya. Ayıp ya. Ya tamam ya. Dayak yiyeceksin zersin. Saygısız.